Şimdi iblisin bu bahsettiğim Allah'ın imtihan olarak karşımıza çıkardığı ve gerekli tedbirleri almayı bize emrettiği fettehizuhu aduva, fettehizuhu aduva, düşmana karşı nasıl korunmak gerekiyorsa iblise karşı o şekilde korunun diye Allah'ın emrinin gereği dört açık hususunda tedbirli olmamız gerekiyor. Ya da şu şekilde söyleyebilirim. Bilhassa bu çağda müminler olarak dört zayıf noktamızı iblis çok güçlü bir şekilde değerlendiriyor. Biz mümin olarak çocuklarımız ve ailemiz üzerinde, yetiştirdiğimiz nesiller üzerinde dört noktayı zayıf bırakarsak, o dört noktadan iblis bizi muhakkak vuracaktır. Bunların birincisi, mümin olarak kuru beklentiler içinde oluruz. Birinci tuzak. İkinci tuzak, kötülükleri kendi kafamızdan iyiliklerimizle tartmaya kalkarız. Üçüncüsü, şefaat temennimizi abartırız, yanlış değerlendiririz. Dördüncüsü de suçu Allah'a atarız.